Sevgili arkadaşlar, bu dersimizin adı El-Esma'ul Hamse, yani beş olan isim. Bunlar Arapça'da özel bir konuma sahipler. Bu sadece Arap dilinde böyle bir kalıp var. El-Esma'ul Hamse bir defa isim ve beş adettir. El-Esma الخمسه الاسماء الخمسه Bu kalıp neyi hatırlatıyor size? Marfu meksur, yani mudaf ve mudaf ileyhi. الاسماء الخمسه Bunlar Arap dilinde kelimeler şunlardır. Eb, أخ، حم، فو، وذو. Bunlar beş tane nevi şahsına münhasır isimler. Eb yani baba, أخ erkek kardeş, Ham au hamu kayın, yani eşlerin ailelerine hamu diyoruz. Fu ağız, zu sahip olduğunu gösteren bir kelime. El esma'ul hamse her zaman için mu'arabdır. Yani son harekesi etkilenir ve değişir. Bazen el-esma'ul hamse harfin son harekesi, yani mu'arabı bazen harekeyle, bazen de harflerle. El-esma'ul hamse halat hasse, özel durumlardır. Bu özel durumların özel etkileri vardır. Yani bunlar mu'arabdır, dolayısıyla harekeleri değişebiliyor. Harekeler şekil olarak, ses olarak, bazen de harf olarak karşımıza çıkıyor. İza tu'araf, İza tu'arrab bi el harakat, bi el huruf. Huruf ile harekesini göstereceksek, mesela تعرفوا تعربوا بالواو, يعني واو harfiyle مرفوع halinde olur. تعربوا وترفعوا ترفعوا بالواو. مثلا يجيد أبوك يجيد أبوك مهنة التجارة. يجيد هو فعل مضارع baştakiyeden dolayı. يجيد يعني iyi yapıyor, iyi yapabiliyor. يجيد أبوك فاعل. فاعل مرفوع نيلة بالواو. مهنة التجارة مفعول نعت ومنعوت. Peki, eğer ki bu hareke harfle gösteriliyorsa ve bu harf elifse, tunsab bil elif, yani mansub yaptığımız zaman hareke yerine elif kullanıyoruz. Mesela fi cümlet şavir ebake fi el mesaili el muhimmeti.